Şimdi İK'nın teknolojiye ihtiyacı var mıyı konuşup tartışacağız. Dolayısıyla hemen konuklarımı almak istiyorum. Organik Kimya İK Direktörü Asuman Yorulmaz, yemeksepeti.com Chief HR Officer İlke Şentürk Öksüz ve Softek İK Direktörü Gözde Turan. Merhaba herkese. Merhabalar. Aa, çok hoş görünüyorsunuz. Hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız? İyi Sağ misiniz? teşekkürler. Siz de günün sonunda artık Evet, günün sizinle birlikte. sonu. Valla ben şu anda çok bilgiye doydum aslına bakarsanız ama şunu da gördüm. Yani gerçekten aslında konuşacak çok konumuz var. Her bir başlık başka alt küçük başlıkları da beraberinde getiriyor. Yani biz İK'cılar durmadan konuşuruz, onu yaparız, bunu yaparız deriz ama hangi oturum ya da söyleşte söylediğimi bilmiyorum ama hakikaten İK bu özellikle pandemi döneminde gerçekten gizli kahramanlar. Dolayısıyla ben tekrardan meslektaşlarımı kutlamak istiyorum. Şimdi aslında saat 2'den beridir hep konuşuyoruz. İşte yeni yetenekler, yeni beceriler, İK trendleri, dünyada ve diğer ülkelerde neler oluyor, diğer şirketlerde ne oluyor diye düzelteyim. Şimdi tabii bu pandemiyle beraber işte hayatımızda birçok şey değişti diye konuştuk. İK'ya birçok görevler de düştü. İşte bundan sonra İK ne yapmalı, trendler neler olacak, rotayı nereye çevirmeliyiz, bu çeviklik tarafımız nereye yönelmeli, neler yapmalıyız diye konuşuyoruz. Ama tabii belki de biraz daha alıcı noktalarından bir tanesi de teknoloji, yani ya da dijitalleşme. Belki bunu da ayırmamız gerekecek, bilemiyorum ama ben öncelikle bir genel bir soruyla başlamak istiyorum. Hepinize yöneltmek istiyorum. Çünkü üç farklı sektör, burada da mutlaka farklı hikayeler dinleyeceğiz. Yani şimdi İK içinde teknolojiyi kullanmaya neden ihtiyaç duyduktan mı başlasak? Yani ihtiyaç nasıl ortaya çıkıyor? Yani bunu kullanmalı mıyız bir kere? Ya da bu durum dijitalleşmeden dolayı bir gereksinim haline mi geldi? Yani hep söylüyoruz işte dünya dijitalleşiyor, biz de buna ayak uydurmalıyız vesaire. İşte bu da beraberinde teknoloji kullanımını da getiriyor. Yani dijitalleşmenin getirdiği bir başlangıç mı oldu? Böyle bir giriş yapalım isterim Asuman Hanım'la. Buyursunlar Asuman Hanım. Sesinizi alamıyoruz ama. Bakalım mikrofonunuz açık mı acaba? Hala alamıyoruz. Mikrofon açık aslında ama alamadık. Şimdi tamamen Asuman Hanım gitti. Peki o zaman Asuman Hanım gelene kadar Gözde Hanım'dan başlayalım. Yoksa Asuman Hanım geldi mi? Duyabiliyor musunuz? Ha, şimdi tamam. Pekala. Kulaklığımla ilgili bir problem var herhalde. Ondan Tamam. kurtulayım. Peki. Aslında bu biraz enteresan bir konu oldu. Şu son bir haftadır teknolojiyle alakalı pek çok şey konuşuyoruz. İşte bir WhatsApp krizi yaşıyoruz biliyorsunuz. Evet. WhatsApp'ı silsek mi ne yapsak bilgiyi izliyoruz. Daha bomba bir şey oldu. Bir sosyal medya Amerikan başkanını hesabını dondurdu. Yani aslında öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bence artık hani teknoloji hayatımızın tamamen göbeğine girmiş durumda. O yüzden hani İK'nın bundan kaçması şirketin herhangi bir departmanının kaçışı çok da mümkün gözükmüyor. Teknolojiyi belki nasıl konumladığımız ya da nasıl tarif ettiğimizi konuşarak başlayabiliriz. Ya da bizim tarafta teknoloji ve dijitalleşmeden ne anladığımızla alakalı konuşabiliriz. Evet. Biz tabii teknoloji bizim için aslında çok yeni bir konu değil. Biz çok uzun yıllardır hani hep teknolojiyi yakından takip edip buna yatırım yapıp süreçlerimizi buna göre adapte etmeye çalışıyoruz. Aslında iyi ki de böyle yapıyormuşuz. Şu COVID döneminde yaklaşık hiç evden çalışmayan bir organizasyon olarak bir gün içerisinde eve dönüş yapmak zorunda kaldık ve bunu da hani bunca zamandır aslında bu teknoloji yatırımını yaptığımız için gerçekleştirebildik. Birkaç tane farklı şey var bizde. Bizde zaten süreçlerimizin tamamı daha önce de hep dijitaldeydi. Ama hep farklı platformlardaydı. Yani bir tanesi in-house bir yazılımın içerisinde, diğeri başka bir software'in içerisindeydi. Otomatikman bunları konuşturma ihtiyacı var insan kaynaklarında. Ve bunu da insan kaynakları departmanı olarak biz yapıyorduk. Bu yüzden hani birazcık daha
bu yeni teknolojinin faydalarından da yararlanarak bunların birbiriyle konuşabileceği bir hale getirebilir miyiz? Bizim en temel sorularımızdan bir tanesiydi. Bir diğer konu, biz bir üretim tesisiyiz ve 11 farklı ülkede çalışanımız var. 7-24 çalışıyoruz. Otomatikman aslında çalışma saatlerimiz, çalışma modellerimiz birbirinden farklı. Bilgiye erişmek istediğinde de çalışanlarımız bizim çalışma saatlerimize uygun olarak çalıştıklarında sıkıntı yaşıyorlar. Yani herkesin aslında şu anda her an bilgiye erişme ihtiyacı var. Bunu da sağlama ihtiyacımız vardı. İnsan kaynakları tarafında yine şöyle bir sıkıntımız vardı. İşte 11 farklı ülkeden bahsediyoruz. Hepsinin mevzuatı birbirinden farklı, kuralları birbirinden farklı. Çok basit bir idari rapor hazırlamak bile bazen problem oluyordu. Yani bir izin yükü sorulduğunda, yani 11 tane regülasyona bağlı olarak 11 payroll firmasıyla iletişime geçip bilgi edinmek gerekiyor. O da bizim için bir sıkıntı. Ve yönetici tarafında da çok güçlü yöneticiler istiyoruz. Bütün organizasyonlar bunu istiyor. Ama insan yönetimi tarafına baktığınızda bütün bilgi insan kaynaklarında duruyor. Yani gelişim hedefleri de, yetenek yönetiminde insan kaynaklarının birazcık daha yönetmesi gerekiyor. O yüzden biz biraz daha hani bilgiyi yayabilmek, herkesin her ihtiyacı olduğu zaman, her istediği yerden kurgulayabileceği, ulaşabileceği bir sisteme dönme ihtiyacımız vardı. Teknolojiyle ilgili bütün yatırımlarımızı da bu mantık çerçevesinde yaptık. Bunu yaparken de aslında bir software implementasyonu gibi düşünmeden bütün bu yeni teknoloji araçlarını, işte otomatik robot proses otomasyonu nasıl yapılır, yapay zekadan nasıl faydalanılır, aslında insan kaynaklarının bu idari dediğimiz süreçlerini basitleştirip çalışan deneyimini arttıracak, verimliliğe odaklanacak ama insan kaynaklarının o insani dokunuşunu da kaçırmayacağımız şekilde bir dijital yapılanma sürecinin içerisine girdik. Hani aslında birbirinden çok farklı ihtiyaçların sonucu ortaya çıktı bizdeki bütün bu dijital dönüşüm çalışmaları. Valla Asuman Hanım, bence siz rüya gibi bir şey çıkarmışsınız ortaya. Yani hem teknoloji o. Yani hem teknoloji olsun, hem herkes erişebilsin işte teknolojik anlamda ve İK'ya sorulacak olan her türlü sorunun bir platformda yanıtlanabileceği, ama orada biraz da insanın da dokunabileceği. Valla bence çok güzel. Yani bu proje hala devam ediyor diye anlıyorum. Doğru mu? Bu proje, yani evet doğru. Faz faz ilerliyor. Bu arada projenin ismine de Bond koyduk biz. Uçtan uçağa hem farklı lokasyonları, farklı iş modellerini, farklı çalışma şekillerini birbirine bağlasın mantığıyla. Birazcık da kimya şirketi olmak ve kimyasal bir anlamı olduğu için. İçeride bu projeyi tutundurabilmek ve gerçekten kullanıcıların faydalanmasını sağlamak aslında bizim şu anda en fazla odaklandığımız konu. Hala devam eden fazları da var. İşte bu çeyrek sonu itibariyle gerçekten uçtan uca bir insan kaynakları yönetim sistemine sahip olmuş olacağız. Çok da keyifli bir proje. Hala geliştirecek çok alanı olacaktır tabii. Çok güzel. Peki buradan devam etmek istiyorum ben. Yani Bu ihtiyacı tespit eden İK departmanı mı oldu Asuman Hanım? Yoksa aslında bu bir, yani bunu gözlemlediniz, bunun şirket içerisinde bir ihtiyaç olduğunu farkındalığına vardınız ve siz ona göre hemen kolları sıvadınız ve bu projeyi analiz edip hayata mı geçirmek istediniz? Yoksa farklı departmanların yöneticileri de sizin yöneticiniz dedi ki, yani bu şirketin organik kimyanın böyle bir şeye hazır olması lazım. Böyle bir İK gücüne ve bunun için de neler yapabiliriz? Bu böyle mi gidiyor bu iş, yoksa bu tamamen İK'nın bakış açısı mı? Yani aslında her iki yönlü de gidiyor. Yani bir kere şirketin böyle bir şeye hazır olması ve bu şirketin böyle bir fikre açık olması İK'nın bunu yapabilmesini sağlayan faktörlerden bir tanesi. Şirket bu konuda gerçekten çok açık fikirli ama her yerdeki dijitalleşme olgunluğu diyelim. Çünkü bunu da ölçümlüyoruz biz şirket içerisinde. S seviyede değil. İnsan kaynakları departmanı buna önderlik eden departmanlardan bir tanesi. Gelişim noktasında çok fazla dinliyoruz biz. Yani o kadar farklı araçlarımız var ki içerideki ihtiyacı anlayabilmek adına.
Bu ihtiyaçları tespit etmede tabii ki çalışanlarımızın konumlanması, onları dinliyor olmak, farklı şekillerde bu bilgileri topluyor olmak önemli. Bir de bu teknoloji tarafını özellikle takip ettiğimiz bir süreç bu. İnsan kaynakları dijitalleşmesi konusunda bütün dünyada çok farklı etkinlikler yapılıyor. Hani orada da dünyada ne oluyoru bu kıyaslamayı seven bir şirketiz. Onları da bir şekilde organizasyonla birleştirmeye çalışıyoruz aslında. Yani İK ya da şirketin birbirinden kopuk yaşaması söz konusu değil. Yani son derece kol kola ilerleyen bir gelişim süreci aslında bu. Çok güzel. Peki İlke Hanım, size dönecek olursak yemek sepeti, bu ben soru, baştaki sorumu tekrarlayacak olursam aslında, yani bir ihtiyaç mı? Zaten siz yapı itibariyle teknolojik bir altyapıya sahipsiniz. Keza biraz sonra Softek'e de geçeceğim. O da öyle ama sizdeki tabii ki şey farklı. Yani ne diyelim, işin kimyası farklı. Dolayısıyla burada siz neler eklemek istersiniz? Yani hani insan kaynakları dijitalleşti, bu teknolojiyi kullandık, sonra biz bunu yemek sepetine yerdik ya da zaten by natural, kendi doğasında öyleydi bu. Neler söylersiniz? Bir merhaba diyerek başlayayım herkese. Çok keyifli bugün burada sizlerle birlikte olmak. Şöyle, aslında çok doğru bir minik özetle topu bana paslamış oldunuz Pınar Hanım. Bizdeki durum birazcık ters aslında. Tam tersi bir hikayenin içerisindeyiz biz. Yemek sepeti varoluşu gereği aslında internetin, teknolojinin, dijitalin belki de Türkiye'deki öncülerinden bir tanesi. Bu nedenle de aslında bizim insan kaynakları fonksiyonu olarak şirket içerisinde hikayemiz biraz tersten işliyor. Biz o zaten teknolojinin, dijitalin içerisindeyiz. Kol kola yan yana çalışıyoruz diğer departmanlarla bu tarafta. Ve aslında biraz daha onları gözlemleyerek kendi süreçlerimizde neleri biz de daha dijitalize edebiliriz bakış açısıyla bakmaya çalışıyoruz. Biraz bence bizim mesleğimizin doğası gereği daha böyle paperwork'e aşina olduğumuz, daha operasyonel işleri insan gücüyle çözmeye ilk etapta tercih ettiğimiz bir eğilimimiz var diye anlatayım. Bizim de önceliğimiz aslında bu süreçleri daha otomatize etmek, daha dijitalize etmek. En basitinden kağıt kullanımımızı neredeyse sıfıra indirmek. Bir dönem ekipçe buna epey kafayı takmıştık. Yazık değil mi bu print aldığımız kağıtlara? Ne olur yanımızda bilgisayarla mülakatlara girsek de oraya not alsak diye. Her birimiz sonra şunu dedik: yok, adaylara ayıp olur. Karşısında oturamayız bilgisayarla. Hepimizin hani aslında aylardır konuştuğu şeyler, bugün de bolca zaten bahsi geçti. Ben de minik bir katkıda bulunmuş olayım. Her şey bir günde öyle bir değişti ki geçtiğim sene içerisinde. Şimdi hayatın doğal bir parçası. Demek ki o kağıtları print almadan da birçok şeyi yapabiliyormuşuz, hayatımıza devam edebiliyormuşuz. Bizde de aslında hem verimlilik anlamında hem içerideki kaynak kullanımı anlamında, bu sadece İK ekibi üyeleri, yani çalışan kaynağı anlamında söylemiyorum. Zaman en önemli kaynak hepimiz için aslında, üzerinde bolca durduğumuz. Ya da bütçesel kaynaklar tabii ki yine çok çok önemli. Tüm bu kaynakları ve verimliliği doğru ve efektif yönetebilmek adına biz de yeni dijital süreçler arayışındayız ya da var olanları yenileme sürecindeyiz. 2020 bizim için özellikle bütün çalışan datasını yönettiğimiz bir platformumuzu bambaşka bir yere taşıma süreciydi. Delivery Hero Holding'in bir parçasıyız, yine çoğunluğumuzun bildiğini tahmin ediyorum. Berlin merkezdeki ekiplerle böyle bir dönüşüm projesini uzaktan yönetmek zorunda kaldık aslında. Projenin kendisi de dijital ama projeyi gerçekleştirme şeklimiz de dijital olmak zorunda kaldı. Binlerce çalışan datasını, hem geçmiş datayı hem var olan datayı ve yapıları da baştan kurarak aslında önceliğimizin insan kaynaklarındaki fonksiyonların yönetimini, buradaki bakış açısının gelişimini biraz daha departman yöneticilerine, fonksiyon yöneticilerine de o sorumluluğu vererek, birlikte paylaşarak tasarlamak olduğu aylar geçirdik aslında. Tüm pandeminin zorluklarına ek olarak böyle büyük bir dijital dönüşüm projesi vardı Yemek Sepeti İnsan Kaynakları ekibi tarafında. O yüzden ihtiyaç, aslına bakarsanız, bir tabii ki işin doğasından gelen ihtiyaçlar da var. Olmazsa olmaz. O anki gündemin, o anki iş önceliklerinin getirdiği şeyler de var. Ama tabii ki hiç önünü öngöremediğimiz, kestiremediğimiz gelişimler de bizi
böyle kararlar almaya itebiliyor. Biz de dediğim gibi biraz daha hikayeyi tersten yaşayan bir departman olarak şirketin kalanındaki bütün teknolojik gelişmelere, onların kullandığı araçlara ya da içerideki oldukça kuvvetli olan yazılım gücümüze güvenerek biz de kendimizi bu noktada daha da geliştirmeye özen gösteriyoruz aslında. Ne güzel. Peki yani ben hemen başka bir soru daha aklıma geliyor, yöneltmek istiyorum size. Şimdi aslında bir ihtiyaçtan bahsettiniz, yani bu zaten işin ya da şirketin doğasında olan bir şey bu süreç. Ama peki şimdi İK olarak da kendi içimizde, kendi departman yapımızda da bir teknolojik gelişmeler var. Yani onu kullanma becerimiz, ihtiyacı tespit edip dijital olarak düşme. Yani sizin az önce vermiş olduğunuz bir örnek, yani işte kağıt kullanmayalım, bilgisayara yazalım falan. Yani bu aslında hadi biraz daha işi biraz daha dijitale kaydırma, dijital noktada verileri kullanma noktasında. Ama mesela bu bir ihtiyaç, siz bunu öngördünüz. Peki bunun dışında mesela şunu yapıyor musunuz? Ya işte İK trendi olarak şu uygulamaya gidiyor, şu teknolojiyi kullanıyor. Çünkü az önce Osman da bahsetti, kendi işlerinde yaptıkları uygulamalar, proje bir ihtiyaçtan doğmuştur elbette ki, ama şunu mu duymalıyız? Yani yok, biz her türlü teknolojiyi kullanırız. Ne gelirse açığız, bakarız, dinleriz, hayatımıza sokarız, nasıl olsa kullanırız. Kullanmazsak da kalır. Veyahut da hayır, biz bizim kültürümüze uygun, bunu hızlıca adapte olabileceğimiz teknoloji uygulamaları hayatımıza geçiriyoruz. Mutlaka ki öyledir, ama yine de yani varsa da böyle bir örneğiz. Mesela bunu duymak isterim ben. Elbette, şöyle aslında teknoloji nereye gidiyor, yeni trendler neler, gündemde olan şeyler neler? Bence bir tek insan kaynakları fonksiyonu adına değil, ama yani bir şirkette aktif faaliyet gösteren, sorumluluğu olan herkes adına bu yorum yaparak başlayayım. Sonra İK özelindeki yorumlarımı da ileteyim. Bunu evet, bilmekle yükümlüyüz bence. Yani içinde bulunduğumuz çağda bu kadar global bir ortamda artık faaliyet gösterirken bütün şirketler, yok ben yeniliklerden haberdar olmayayım ya da işte bildiğim neyse ona devam edeyim, bence kimseyi bir adım ileriye götürebilecek bir bakış açısı değil. Ama tam tersinde de yeni çıkan ne varsa onu da bir deneyeyim, onu da bir bakayım, oradan da kendime bir şey katarım. Olursa olur, olmazsa olmaz da bence çok ciddi bir kaynak ve az önce söylediğim gibi verimlilik kaybı. O yüzden bence burada seçici olmak, doğru kararları vermek, doğru analizi yapıp da ona göre bir çözümü entegre etmek çok kritik. Biz ne yaptık mesela bunu kendimize adapte etmek için? Şöyle bir örnek paylaşabilirim. Yine pandeminin hayatımıza kattığı şeylerden bir tanesi aslında çalışanlarımızın bugüne kadar çok daha fiziksel sağlığına yönelik yan haklar sunduk belki. Onların özel sağlık sigortası programlarıyla, farklı araçlarla fiziken iyi olma hallerine daha kafa yorduk. Ama bir yanda hepimiz de, biz de bireysel olarak bu işin içine giren kişiler de olarak işin çok da öngörmediğimiz bir psikolojik boyutu da bir anda hayatımıza girdi. İşte bu karantinalarla, eve kapanmalarla, ciddi bir sağlık kaygısıyla. O yüzden fiziksel iyi olma halini, fiziksel sağlığın yanına bir de o ruhsal, moral olarak, motivasyon olarak iyi olma halini düşünmemiz gerekti. Burada eskiden olsa ne yapardık? Bir araya gelirdik, KPR'ler yapardık, ofiste yan yana vakitler geçirirdik. O da mümkün değil. Ve ihtiyaç da çok da böyle grup halinde hep beraber hareket etmekten öte bireysel sıkıntını konuşabilmek, bireysel derdini anlatabilmek. Bu noktada aslında hani çok genel geçer bir çözüm belki, ama bir birebir psikolojik danışmanlık tarafında online seanslar ayarladık çalışanlarımıza. Bu yine evet, yani birebir teknolojik bir aracı entegre etmek değil, ama işin içinde yine dijital bir çözüm var. İnsanları alıp da bir yerden bir yere götürmek ya da bir araya getirmek mümkün değilse, o anki sorunu, o anki probleme çözüm olabilecek en uygun dijital ortamı yaratmayı hedefledik. 2021'de bunu bir adım daha yukarıya taşıyoruz ve bir mobil uygulamayla birlikte bütün çalışanların hem fiziken hem ruhen hem iletişim tarafında, sosyallik tarafında kendilerini daha iyi hissetmelerine imkan sağlayacak bir program lansmanına hazırlanıyoruz. Birbirlerine böyle küçük challenge'lar da atabilecekleri, birbirleriyle yeri geldiğinde sadece sohbet de edebilecekleri böyle bir platform hazırlığı içerisindeyiz. Bu aslında
sadece trend olduğu için değil, sadece gündemde böyle bir sıcak bir konu olduğu için değil de gerçekten bizdeki ihtiyacı anlayıp tespit edip data konuşuyoruz saatlerdir. Herkesin her farklı sunumun içerisinde bol bol bunun vurgusu geçti. İhtiyacı analiz edip ona yönelik alacağımız aksiyonlardan bir tanesi aslında. Bunu örnek olarak paylaşabilirim. Harikasınız. Peki geldik size Gözde Hanım. Evet, Softtek'te neler oluyor? Ne yapıyorsunuz? Yine siz de tabii doğanız gereği dijitalin içerisindesiniz, teknolojinin içerisindesiniz. Bu bağlamda sizler neler söylemek istersiniz? Evet Pınar Hanım, hani İlke Hanım'ın sözlerine katılıyorum o anlamda. Hani benzer sektörlerde olduğumuz için teknoloji firmasında İK olmanın belki de bu anlamda zorluğunu yaşıyoruz. Bir anlamda avantajlarını da yaşıyoruz diyebilirim. Öncelikle insan kaynakları olarak zaten hani yüksek bir iş değeri sağlamak istiyorsak hani mutlaka dijital bir şekilde hayatımızın içinde olmalı. Ki Softtek olarak da yaklaşık 1500 kişilik bir mevcudumuz var. Türkiye'nin de en büyük aslında yerli sermayeli yazılım firmasıyız. Bu anlamda da içeride insan kaynakları başta olmak üzere diğer fonksiyonların da dijital dönüşüme her dönemde ihtiyacı vardı. Bu dönemde daha da arttı. Açıkçası Softtek olarak pandemi öncesi hani bu dönüşümü, bu dijital dönüşümü gerekliliği biliyorduk ve bunun öncesinde de aslında 2019 yılında da başlayan İK içindeki birçok hani projeyi de dijitalde hani farklı yapılarda yönetme düşüncemiz vardı. Ha, yok muydu şirket içerisinde? Farklı platformlar vardı. Ama İK olarak bence hepimizin asıl hedefi iyi bir çalışan deneyimi yaşatmak. Hani bu deneyimin içinde her şey mevcut ve bu deneyim artık insan olarak baktığımızda insanın bütün deneyimi dijitalleşmeye başladı. Örnek veriyorum, işte bankacılık deneyiminiz, işte kanunlar gibi hani bir yemek ihtiyacınız, market ihtiyacınız, hani bugün çok aslında kurumsal zindelik anlamında hani yaptığımız daha önce bir hani yoga, spor, farklı meditasyonlar, bunların da hepsini online yapmaya. Yani bütün deneyimler dijitalleşti bir insan olarak baktığımızda. Biz insan kaynaklı olarak bu sefer şirketin içindeki deneyimi dijitalleştirmek bizim zaten en başlıca bir görevimiz. Ve ben şöyle bakıyorum. Şimdi şirketlerde bence hepimizin de şirketinde XYZ karışımı bir kitleden oluşuyoruz. İşte parentçilerimiz ağırlıklı X, işte orta kademe yöneticilerimiz Y, XY ve yeni başlayanlarımız da YZ ve yani Z de gümbür gümbür geliyor biliyorsunuz. Şimdi bir kere yeni popülasyon teknolojinin içine doğdu. Z kuşağı. Ve aslında üç popülasyon, yani üç kuşağı da ben hani teknoloji tabanında birleştirmeyi aslında belki hani üçünün çok zor birleştiği bir seviye ya da katman ya da süreç ne derseniz var ama teknoloji bence hepsini birleştiren düzeyde. Evet bazen X kuşağı hani yaptığınız uygulamalarda daha önceki konuşmalarda geçti. Yani belki bir çalışan profiliniz önemli. Yani yapılan dönüşüm ya da dijital örneğin yani çalışanlar tarafından kabul görmesi, kullanılması, buna uygun olması da çok büyük bir kriter ama hani üç popülasyonu da gerçekten bu teknoloji bacağında birleştirmek ve bunun üzerinde aslında aynı paydada, teknoloji paydasında birleştirmek mümkün. Dediğim gibi Z kuşağı da zaten deneyimini her şeyde aslında artık ağırlıklı bir de baktığınızda mobilde yaşıyor. Yani siz insan kaynaklı olarak dijitali ve dijitalden de bir ötesini belki hani platformları da çeşitlendirerek birçok şeyi mobile dönüştürmeniz gerekiyor. Örnek vereceğim olursam mesela biz 2019 yılında İK altyapı sistemimizi değiştirme kararı almıştık. İşte farklı seçeneklerimiz vardı. Bunlar üzerinden alternatif. Mesela uygulama ismi vermeyeceğim ama uygulamayı seçmemizdeki en önemli faktörlerden biri mobilde olmasıydı açıkçası. Yani o dönem bu deneyimi gerek yani yöneticiler ve çalışanlar olarak aslında ayırdığımızda hani ikisinin de hani bunu kullanmasını ve bunu deneyimlemesini istedik açıkçası. Ben burada Pınar Hanım şöyle düşünüyorum. Dijital check-up gibi bir şey aklıma geldi benim.
Yani nasıl diyeceksiniz? Hani şimdi bugün burada olan birçok kurum, daha önceki meslektaşlarım vesaire birçok uygulamayı kullanıyorlar. Hani belki dijitale geçmeyi düşünen, nasıl dijitalleşirim, neler yapmalıyım dediğinde aslında bunu üç bacaktan, yani çalışanın neye ihtiyacı var, İK'nın neye ihtiyacı var ve üst yönetimin neye ihtiyacı var? Yani bu dijitalleşmeyi tetikleyen ne? Belki ben İK olarak çok ihtiyaç duyuyorumdur. Çünkü hani çalışanın ayak izini takip etme ihtiyacım var. Hani organizasyonumun büyüklüğü, çeşitliliği, çoklu yapısı bunun için çok elzem oldu. Özellikle yetenek yönetimi için bu. Bir yandan aslında çalışanın dijitalleşme, az önce bahsettiğim gibi kuşağın gelmesiyle birlikte deneyimini böyle yaşama isteği. Bir yandan da aslında bence birçok İK'cıyı tetikleyen de yönetimin bu anlamdaki beklentileri, talepleri, büyük resmi görme ihtiyacı ve çalışanı daha iyi tanıma ihtiyacı dijitalleşmeyi birçok yönde tetiklediğini düşünüyorum. O yüzden buna geçmeyi düşünen kişilerin de hani bu anlamda check-up'ı bu belki kapsamda yapmasını, ihtiyaç neden kaynaklanıyor ve hangi taraflardan, yani İK'nın birçok fonksiyonu var. Baktığımızda işte eğitim gelişim tarafında mı yapacaksınız, diğer aslında seçme yerleştirmeye, yetenek yönetimi, performans mı, diğer hangi tarafta yapacaksınız aslında, belki buna göre de bir karar vermesi gerekli olabilir diye düşünüyorum. Peki siz softtek olarak, yani ilk önce kendi içinizde mi, yani İK'nın yani teknolojiye ihtiyacı var mı noktasına tekrar geri dönecek olursak, evet İK'nın teknolojiye ihtiyacı var. Ve siz TopTech olarak, İK departmanı olarak neye ihtiyaç duydunuz? Yani az önce vermiş olduğunuz öyle iş alımda mı, performans değerlendirildi? Yani dediğinizde çalışanın ayak izini takip etmek noktasında sizin için önemli olan o ayak izlerinden bir tanesi hangisi? Ve ne yaptınız bunun için? Yani nasıl bir uygulama geliştirdiniz? Bir de tabii şöyle bir şey var Gözde Hanım, yani yaptınız ve işe yarıyor da mı? Tabii. Şimdi Pınar Hanım, burada şey olarak görmüyorum. İK sistemlerini bir nasıl söyleyeyim? Hani daha önce doküman yönetim sistemi, veri saklama sistemi olarak görmeyelim. Bu amaçla da kullanıyoruz. İşte izin süreçlerimizin üstüne aktığı ya da hani diğer kollarla birlikte işte harcırah yönetmeliği, harcırah süreçleri, farklı süreçler gibi bunları kullanmamız yerine aslında çalışanla ilgili hani maksimum derecede bütün veriyi kullanabileceğimiz, birbirleriyle aslında ilişkilendirebileceğimiz kısımlarda bu aşamada hani şeyi kullandığımız uygulamayı daha da zenginleştirdik. Neden aslında baktığımızda çalışanın o ayak izlerini dediğimizde, yani şöyle düşünelim, çalışanla ilgili aslında elimizde birçok veri var. Bunları aslında daha anlamlandıracak, belki de bizi farklı noktalarda farklı şeyler keşfetmemize sevk edecek kısımlara sebebiyet veriyor. Bunlardan bahsedebilirim. Ayrıca biraz önce de bahsettik. Biz hani çok mutfağı olan departmanlarız. Yani arka tarafta aslında şirketin İK her zaman hani kendine ilgili iş geliştirme yaparken bir de günlük rutini yönetmek zorunda. Yani bunun arasında bir mücadelesi var her zaman. Ya bunun arasında zaman zaman sıkışıyoruz. Zaman zaman aslında bir tarafa daha yöneliyoruz. Arka tarafı, arka bahçemizi toparlıyoruz gibi. Bu anlamda bizi aslında ben hep şöyle düşünüyorum. Zaman yaratacak aslında ürünler ve uygulamalar İK'ya aslında dediğim o yüksek iş değerini sağlıyor. Bu anlamda da veri sağlamak. Hep şunu söylüyorum ben. Bir algı var kültürde, algıyı bilgiyle doğrulamak. Bilgiyi de aslında kullandığınız veriyle, büyük veriyle doğruluyorsunuz. Ve bunun da üstünde koşacak uygulamalara sahip olmanız gerekiyor. Bunu performans değerlendirme için kullanabiliyorsunuz. Yetenek yönetimi için kullanabiliyorsunuz. Yani biraz aslında o bizim elimizde operasyonel süreçlerimizi belki de daha minimize edecek. Daha bizim aslında hani büyük veriyi anlamlandıracak, daha farklı analitik, yani HR analitik anlamında yapacağımız çalışmalara sevk edecek kısımlara sevk ediyor bizi diyebilirim açıkçası. Peki. Peki size dönecek olursam Asuman Hanım, işte yani belki size de aynı soruyu yöneltebilirim. Yani başta dediğiniz bir ihtiyaç, zaten bir projeye başladınız İK alanında alacağınız ama şu anda kullandığınız, hayata getirdiğiniz, yani teknolojik olarak insan kaynakları departmanı içerisinde kullandığınız bir ürün ya da bir uygulama var mıdır? Bu hayatınızı ne kadar etkiliyor? İşte Gözde Hanım'ın söylediği gibi öyle bir
projeyle başlamalıyız ki bizim daha da büyük resmi ulaşabilmemiz için zaman kalsın ve ona doğru gidelim, o hedefe doğru gidelim. Sizin de burada yani organik kimyadaki yaklaşımınız nasıl? Yani biz bütün süreçlerimizi dijitalde ve birbiriyle konuşur hale getiriyoruz şu anda. Birkaç tane örnek vereyim mesela bizim hayatımızı neler kurtardı bu dönemde diye. Bir tanesi şeydi, bu Covid ve evden çalışmaya başladığımızda hatırlarsanız bir gece saat 10 gibi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Biz 7-24 çalışan bir fabrikayız. 10'da sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. 12'de yeni vardiya başlayacak ve reaksiyon var. Yani o şeylerde reaktörlerde devam ediyor. Yani düğmeye bastığınızda kapanan bir işimiz yok. Mutlaka iş devam etmeli. Ama bunun içinde bir sürü işte döküman hazırlanması gerekiyor. Kimse ofiste değil. Mesela o dönemde benim en çok benim rahat ettiğim, akşam böyle rahatlıkla uyuyabildiğim bir süreç yaşandı. Herkes böyle telaşla işte şu evrak lazımmış, bunu devam edebilmek için servise binanların buna ihtiyacı varmış falan diye konuşurken direkt telefon açıp neye ihtiyacı varsa, kimin neye ihtiyacı varsa bonda girerek indirebilir personel dosyasındaki her şey şu anda sistemin içerisindedir. Hiçbir telaş yaşamamıza gerek yok dedik. Mesela bu gerçekten bütün bu bilgileri yüklediniz mi dediler. Evet dedik. Yani ihtiyaçları olan her şeyi herkes kendi account'una girip basarak servise binebildi. Hiçbir problem yaşamadık. Bu mesela gerçekten şeydi. Hani telaş ve risk anında çok basit dokümanlar bile nasıl erişebileceğim telaşı yaşamadan herkesin kolaylıkla erişebileceği bir andı. Bizim çok da hani ilk yapmışız dediğimiz konulardan bir tanesiydi. Bir diğeri robotik süreç otomasyonunu kullanmaya başladık biz. Robby adında bir arkadaşımız var şirket içerisinde çalışan. İnsan kaynaklarında da part time çalışıyor. Bizim bir kısım işimizi ona outsource etmiş durumdayız diyeyim. Bu işlerden bir tanesi satışta çeyrek bazlı bir performans değerlendirmemiz var bizim. Ve bu performans değerlendirmesi için de hedef tanımlamaları gerekiyor her seferinde sisteme girip. Halbuki bu hedefler bütçelerinde var zaten. Bunların bütün bu hedef tanımlamalarını gerçekleşenleri dahil Robby yapıyor şu anda. Hiçbir satıştaki arkadaş işte ben ne zaman nasıl hedef gireceğim diye düşünmüyor. Sistemden aldığı veriyi tanımlıyor. Değerlendirmesi noktasında sadece onay veren yani o dokümantasyon işini yapan değil ama kontrol edip onay veren kısma geldi. Özellikle Bordura tarafında inanılmaz veri girişi var. Hani muhtemelen pek çok şirkette böyle işte fazla mesailer, avanslar pek çok şey var. Bunların hiçbirini artık biz yapmıyoruz. Bu proje de tamamlandığında aslında tüm Bordura kalemlerinin farklı şekilde sistemde entegrasyonu yapılacağı bir yapı var. Yani amaç hep gerçekten hem karşı taraf için hayatı kolaylaştırabilmek ve muhteşem bir çalışan deneyimi yaratabilmek hem de insan kaynakları departmanı için gerçekten odaklanması gereken, düşünmesi gereken zamanı yaratabilmek. Çünkü hepimiz biliyoruz ki yaptığımız operasyonel iş inanılmaz zamanımızı alıyor. Şu anda adaylarımızın bütün bu envanterlerini, bütün süreçteki organizasyonlarını yine Robby yönetiyor bizim adımıza. Biz neye odaklanıyoruz? Aday deneyimini nasıl daha iyi hale getirebileceğimize. Yani organik kimya ile tanıştıkları andan itibaren onlara kendini nasıl daha iyi hissettirebileceğimiz ve bizim de organik kimyayı onların gözünde daha doğru bir şekilde tanımlayabileceğimiz ve tanıtabileceğimiz bir süreç yaşartmaya. Yani günün sonunda açıkçası hem bizi rahatlatan hem de pek çok anlamda veriyi birbiriyle konuşturabileceğimiz bir yapıya kavuşmak hedef. Ben çok hani yaklaştığımızda inanıyorum. Hala dediğim gibi mutlaka iyileştirecek ve gidecek yollarımız var. Ama bizim için teknoloji hayatımızı kolaylaştıran, aynı zamanda hepimizin gelişimine katkı sağlayan ve keyif veren bir deneyime dönüştü. Çalışanlarımız açısından da aynı deneyimi yaşatmak aslında hedef. Yani çok spesifik aklıma gelen örnekler bunlar şu anda. Çok güzel. Çok güzel. Çok bir şey, minik bir şey daha belki hani soracağım buna ek olarak. Tabii bu aslında bir ekip işi. Hep bir önceki kesinlikle oturumda da süreçte de söyledim. Yani insan kaynakları olarak bütün tüm bunları hayata geçirmek, bunların sürekliliğini kılabilmek aslında hep bir ekip işi. Dolayısıyla
ekipte de teknolojik olarak, yani teknoloji know-how'ı dediğimiz o bilgi ve beceriye de sahip olmamız lazım. Yani peki şunu mu söylemeliyiz? Biz bundan sonra işe alımlarda gerek insan kaynakları departmanı içerisinde gerekse organizasyon içerisinde mutlaka teknolojiye yatkın kişileri seçmeliyiz, almalıyız, yani analitik düşünmeyi. Gerçi biraz önce Gözde Hanım da söyledi, zaten Z gümbür gümbür geliyor. Yani default'ta zaten bunlar öyle. Biz onlardan var, kesinlikle. Çok şey öğreniyoruz. Yani belki de cevabı vermiş oldum ama oraya da bakılacak mutlaka. Yani o, yani İK içerisinde de bir tık geride kalmışsak kendimizi böyle bir yukarıya çıkartıp, ya tamam bizim de, yani hani ben mesela X kuşağıyım ama kızım benden çok daha iyi Zoom'u kullanabiliyor. Anne bilmiyorsun deyip bana o noktada bile o özgüven patlamasıyla yaklaşıyor. Dolayısıyla ben de şimdi mesela panik oluyorum. Ay şimdi oradan ne oldu? Ay şimdi bu ne oldu? Gitti falan diye. Ama ne demek? Bu da demek ki benim birazcık daha kendimi bu alanda yetiştirmem gerekecek. Çünkü hiçbirimiz oturduğumuz yerden işte 13 Mart'ta haydi bakalım evlere gidiyoruz. Bilgisayarım yok benim. Onum yok benim. Biraz o teknolojik bir şeye girdik ama hani bunlar hep soft skill'le beraber o kafa yapısını da hızlı çözme, krize hızlı adapte olma. Efendim mesela evet teknolojik bilgi ya da işte kıvraklık orada esneklik vesaire aslında hepsini saymış oldum burada ama sanıyorum beni destekleyeceksiniz gibi geliyor bana. Ben şey söyleyebilirim Pınar Hanım burada. Asman Hanım sonra sözü size vereyim. HR Tech aslında hani gerek dünyada gerek de siz farkındaysanız aslında hepimize Türkiye'de o kadar çok ürün çıktı ki baktığınızda küçük, orta, büyük ölçekli işte insan kaynaklarının farklı modüllerine, kimisi mesela sadece seçme yerleştirme, kimi sadece yetenek. Burada yani sizler de eminim Asman Hanım ve İlke Hanım da ekiplerimize de mesela yeni profesyoneller dahil ettiğimizde bir kriterde aslında bu teknolojik ürünleri, insan kaynakları içindeki teknolojik ürünleri daha önce deneyimlemiş mi? Çünkü daha önce çalıştığı firmalarda illa aynısı olması zorunda değil ama hani bu bile bir kabiliyet, bir bakış açısı. Yani şu an seçme yerleştirmede mesela İK'nın en çok aslında operasyonel işinin olduğu hani giriş, yani de o teklif kabulüne kadar aslında kaç aşamanız varsa her şirkette eminim organik kimyada farklı aşamalar var yemek sepetinde. Hani burada bile ama burada mesela kullandığımız tool'lar ve bunları daha kısaltıcı hem burada aday deneyim olarak yani çalışan olarak bakmadığı gelmediği zamandan beri aday deneyim olarak yaşattığımız uygulamaları ben açıkçası ekibime dahil ettiğimde hani buralardaki deneyimi açıkçası kritik ediyorum. Çünkü dediğiniz gibi Pınar Hanım daha yatkın olmak, daha hızlı aslında cevap vermek, daha çabuk adaptasyon bizim İK içerisinde de olmazsa olmazlarımız açıkçası. Evet. İlke Hanım, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ya da Asuman Hanım'a da söz vermek istedim. Asuman Hanım'a bırakayım bence. Evet. Ben sonra devam edeyim. Peki. Ben sadece şeyi söyleyecektim. Yani sonuçta yeni nesil dijital yerliler olarak tanımlanıyor. Bence çok da güzel. Çok güzel. Evet. O yüzden hani zaten onlar pek çok şeyi bilerek geliyorlar. Ama bilgi artık güncel olmak çok zor. Çünkü her gün yeni bir şey çıkıyor. O yüzden hani bütün bilgiye sahip, bütün o bilgi beceriye sahip kişilerden ziyade ben İlke Hanım'ın biraz önce bahsettiği o bakış açısına sahip kişileri bulmanın daha değerli ve kıymetli, önemli olduğunu düşünüyorum. Bilgiyi ve o gelişimi bir şekilde organizasyon içerisinde sağlamak, yeni araçlara, yeni teknoloji kısmına adapte etmek kişileri mümkün. Ama dijitalleşme, teknoloji iş yapış biçiminin bir parçası haline getirmek başka bir bakış açısı. Yeter ki o bakış açısına sahip kişileri organizasyonun içerisine dahil edelim. Ya da bizler onlardan birini olalım. Mutlaka eksik bilgilerimiz olacak. Mutlaka çocuklarımız bizden 3-5 adım önde gidecek. İllaki. Ama bir şekilde o yetkinlikle, o bakış açısıyla onlar kadar becerikli ve bilgili olmasak da kullanabilecek hale gelebiliriz diye düşünüyorum ben biraz daha. Peki. Tamamen katılıyorum aslında Asuman Hanım'ın görüşlerinize, yorumlarınıza. Gözde Hanım'ın da keza vurguladığı gibi
ben de aslında o yeni neslin bir temsilcisi, bir yönetici olarak da aslında burada hani belki farklı bir bakış açısını da paylaşabilirim. Hem hani temsilcisi olduğum Y kuşağı, hem az önce bahsettik bizden sonra gelen, o gümbür gümbür gelmiş olan, hatta şirketteki birçok kadroyu doldurmuş olan Z kuşağı ve gelecek olanlar ileride. Zaten teknolojinin içine doğarak, büyüyerek aramıza katılıyorlar, sonrasında iş yerlerindeki rollerde yerlerini alacaklar. O yüzden bence konu burada yeni bir teknolojik uygulamanın nereden nasıl çalışacağını öğrenmek değil, ya da bir mobil uygulamada hangi menü altından neye ulaşırsa işini nasıl halledeceğini öğrenmesini beklemek, ya da bu bilgiyle gelmesini görüşmelerimizi, mülakatlarımızı aramaktan öte. Hepimiz aslında dönüp dolaşıp aynı şeyi vurguluyoruz. Buna ne kadar merak duyuyor? Bunu ne kadar öğrenmek istiyor? İşte çeviklikten bahsediyoruz, adaptasyondan bahsediyoruz. Bu da bir değişim. Her yeni süreci işte daha kalem kağıt bazlı bir süreçten daha dijitale çevirmek de başlı başına bir değişim programı, projesi. Bunu yönetme noktasında hangi kasları kuvvetli, hangi yetkinliklerini sergileyebiliyor? Bence zaten bu böyle total bir paket olarak geliyor bence. Evet. Kuvvetliyse bir iki saat daha belki fazla vakit harcayıp o yeni ürünü de keşfetmesinde hiçbir şey yok, sakınca yok aslına bakarsanız. Hı hı. O yüzden bence de hani ekiplerimizin hem şu anki hem bundan sonraki yeni yetenekleri, yeni aradığı yetkinlikler biraz daha bu öğrenme çevikliği üzerine olmalı diye düşünüyorum. Yoksa her aracı bir şekilde öğreniyoruz hepimiz. Evet. Aslında süremizin sonuna geldik. Bu da hızlı geçti vallahi. Benim için çok çabuk geçti. Çok çabuk geçti. Ama bir yandan da fark ettiyseniz sürekli böyle bakıyorum. Çünkü yan ekranıma da sorular geliyor. Bir soru gelmiş Selin Hanım'dan, Şibo'dan. Bordo tarafında mı robotik süreci kullanıyorsunuz, yoksa tek bir ERP sistemi entegrasyonu mu var? Ruby yapıyorsa bu süreç tam olarak nasıl ilerliyor, bilgi alabilir miyiz? Ben robotik süreç otomasyonunu herkese tavsiye ediyorum yakından incelemesini. Bordro tarafında robotik süreç otomasyonunu kullanıyoruz, entegrasyonu kullanıyoruz. Sistemin kendi özellikleri var. Yani biz hiçbir aslında sürecimizde doğrudan sadece tek bir teknolojik platform kullanmıyoruz. Pek çok teknolojik aracı bir arada konuşturmaya çalışıyoruz. Robotik süreçte bunlardan bir tanesi. İşte bütün fazla mesailerimizin girişlerini Robi yapıyor bizim adımıza. Ama işte avans girişleri entegre bir şekilde geliyor. Başka bir sistemden, başka bir ERP'den. Kendisi de sistemin içerisinde farklı özelliklere sahip. Yani ama bu dediğim gibi robotik otomasyon kısmı şirketin şu anda çok farklı işlerinde de kullanılan, kullandıkça daha da kullanmak konusunda herkesin çok büyük gönüllülükle devam ettiği bir süreç. Gözde Hanım, sizin de bir şeyiniz vardı. Diamond mı? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. O da bir sizin aslında bir projeniz. Ondan da kısaca bir bahsedebilir misiniz? Yani o size ne gibi bir artı sağladı? Nasıl hayatınızı kolaylaştırdı? Evet Pınar Hanım, Diamond aslında bir insan kaynakları analitiği ürünü. Tamamıyla aslında içimizdeki cevherleri daha yakından keşfetmek ve onları aslında daha verimli kullanmak adına gerek hani seçme yerleştirme sürecinde, gerekse çalışanlarımızın aslında yeteneklerini keşfetme sürecinde kullanabileceğimiz bir yazılım diyebilirim. Bunu şu an softtech olarak gerçekten hem kendi içimizde insan kaynakları olarak kullanıyoruz. Gerekse de şu an aslında bir İK ürünü olarak, yine softtech'in çıkarttığı diğer ürünler gibi de piyasada da aslında yer bulmasına gayret ediyoruz diyebilirim. Burada yani bir organizasyondan bahsettiğimizde, yani bağımsız olarak konuşayım. Aslında şirketin ulaşmaya çalıştığı ya da hedef kitlesi, ya da az önceki şeyden de bahsettik, işte mağazaları olan markalardan, hani bu dönemde e-ticarete geçtiler ve hani belki de kaynakları farklı şekilde yönlendirmek, değerlendirmek bu süreçte, özellikle pandemide
farklı aslında çalışanların özelliklerini bir platformda toplayan ve çok kısa sürede aslında onların yeteneklerine göre, gerek teknik olabilir ya da kişisel gelişim yeteneklerine göre olabilir, farklı pozisyonlarda aslında konumlandırabileceğimiz bir uygulama. Burada hani çalışanla ilgili birçok veriyi içeriye aslında atabiliyorsunuz, yönlendirebiliyorsunuz ve çok kısa, aslında bir dakikalık bir süre içerisinde, daha da kısa sürede, saniyelerde belki de, hani uygun profili, önce bir profil tanımlıyorsunuz, personalar yaratabiliyorsunuz farklı farklı. Mesela bu pandemide yeni bir pozisyon yaratabilirsiniz belki. Bunun için aslında organizasyondaki uygun profillerin seçimi, yönlendirilmesi vesaire anlamında size çok farklı sonuçları çok kısa sürede çıkarabiliyor. Buna mesela biz bu yıl yetenek yönetiminde aslında, yani teknoloji şirketi olduğumuz için de çok hani teknik özellikleri de dahil ederek, işte kişilerin potansiyel bilgileri ve diğer bilgileri de dahil ederek aslında çok daha kapsamlı bir hale de dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunu söyleyebilirim Pınar Hanım. Bir diğer, aslında botları biz kullanıyoruz Softek'te insan kaynakları olarak. Özellikle yetenek kuşağı sürecimiz oluyor her yıl. Ve bu süreci mesela bu yıl oyunlaştırma ile yaptık, ama ondan önceki yıl ve bu yılda hazırlık yapıyoruz. Bir botla karşılıyoruz aslında. Bir chatbot süreciyle karşılaşıyoruz. İşte QR kodla direkt, hani onları karşılayan bir yapay zeka ürünüyle. Küçük sorularımız oluyor içerisinde. Onların sorularını cevaplıyoruz bu bot içerisinde. Özgeçmişlerini iletiyorlar, yüklüyorlar ve aslında oldukça fazla da başvuru aldığımız bir süreç oluyor. Hani 5000 civarı. Hani bunun üzerinden aslında çok kolay bir şekilde belki de hani daha önce saatlerimizi, günlerimizi verdiğimiz bu süreci çok güzel bir teknolojik ürünle sağlayabiliyoruz. Bu botu ayrıca şey olarak da kullanıyoruz biz. Özellikle ücretlendirme çalışan merkezimize hani çok soru gelir. İşte yan haklarla ilgili, özel sağlık sigortasıyla ilgili, biliyorsunuz birçok şeyle ilgili. Bu botumuzun içerisinde ayrıca bu soruları cevaplayabilme özelliği de var. Bu ayrı bir ürün olarak. Bu da HiBot diyoruz buna da. Burada da aslında yine hani çalışanın aslında normalde sıkça sorduğu soruları bu bot üzerinden cevaplatmaya çalışıyoruz. Hatta şu an bir versiyon yeniletiyoruz. Hani yeni faaliyete geçirdiğimiz dijital uygulamalarla ilgili soruları da içine ekliyoruz. Çünkü siz her yeni bir dijital ürün devreye soktuğunuzda sisteme, tabii ki çalışanın da buna bir adaptasyon süreci var. Her ne kadar biz bir teknoloji firması da olsak, hepsi içinde de olsa, takdir edersiniz ki yine bir uyumlanma süreci var. Orada da işte hani giriş sürecinde, kullanma sürecinde mesela şu an o soruları da bu yapay zekanın içine sokmaya çalışıyoruz. Açıkçası devamını da getirmeye çalışıyoruz. Harika. Yani aslında ben bu 40 dakikadan birazcık daha fazla süre açtık. Ama çok güzel gidiyor. Ben çok keyif alıyorum. Yani günün sonunda aslında sorumuzun cevabı şu: İK'nın teknoloji ihtiyacı var mıdır? Evet, var aslında. Yani birçok alanda da var. Çünkü hayatımızı kolaylaştırıyor. Çünkü çalışanların da hayatını kolaylaştırıyor. Çünkü ben üçünüzden de şunu duyuyorum. Yani çok kolay bir akses sağlanıyor belli bir platforma ve çok hızlı cevap alınabiliyor. Yani hani kapımızın önünde sıra beklenmiyor. Birinin bir sorusu var. Çünkü günde 5 kişi zaten odamıza girip soru sorsa o gün biter zaten. Yani doğru. Çok farklı, bir sürü farklı konularla beraber. Dolayısıyla yine yapacağımız İK teknolojik altyapısıyla hem kendimize zaman ayırıp hem biraz daha şirketin stratejik hedeflerine daha da hızlıca kendimizi böyle bir gösterip liderlerimize biz de buradayız. Evet. Pandemide gördüğünüz gücümüzü gibisinden çıkıp böyle kendimizi göstererek devam etmek. Demek ki buna ihtiyacımız var. Bunu görüyorum. Peki, aslında süremizi açtık. Hepimiz de çok yorulduk mutlaka. Ama son bir genel sorumuz var. Garanti BBVA'dan sormuş Duygu Hanım. Bir önceki panelde sormuş gerçi, ama hani genel bir soruyla kapatalım isterim. Tabii pandemide birçok zorluklar yaşadık. Çalışanlar olarak, yöneticiler olarak, kriz anı falan filan, her şey, bunları tekrarlamayalım, ama şimdi pandemide çalışan yönetici iletişimini güçlendirmek için İK olarak aksiyonlar alındı mı diye sormuş Duygu Hanım. Ne söylersiniz İK Hanım? Hadi bakalım, çalışanlar sizi dinliyor.
Aldık, elbette aldık. Yani burada böyle çok devrimsel örneklerimiz yok açıkçası. Çünkü hani konu bazen o kadar basit ihtiyaçlar ki bazen gerçekten sadece iki kişinin hiç iş konuşmayıp ne yapıyorsun, nasılsın demesi ihtiyacı olduğu için böyle inanılmaz farklı çözümler aramaya da gerek olmayabiliyor. Biz burada insan kaynakları ekibi olarak aslında bir nevi hatırlatıcı rolü üstlendik. Kendimizi böyle bir noktada konumladık. Ve hani her bir yönetici, ekip yöneten her çalışanımıza fikir alabilecekleri rehberler hazırladık. Onlar hani bu tarafta böyle iletişim tarafında bu konunun önemini hissetmelerini sağlayacak, hatırlamalarını sağlayacak küçük online eğitimler listesi hazırladık. Bunları paylaştık. Ve aslında biz kendimiz çalışanlarla iletişim sıklığımızı optimal bir seviyede tutarak bir nevi rol model olmaya çalıştık. Bunu işte onboarding aşamasında, ilk haftada, ilk iki ay içerisinde çok fazla yapıyoruz Mart ayından bu yana. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Hadi gel karşılıklı kameraları açıp kahve içelim diyoruz işte yeni başlayan çalışanlarımıza. Bu da aslında bir nevi böyle bir kar topu etkisiyle İK'dan biriyle kahve mi içsin? Tamam hadi gel biz de bir yapalım. İyi fikirmiş gibi bir etkiye dönüştü. Dediğim gibi hani vakitte almayayım uzun uzun tekrarlayarak bir nevi bir hatırlatıcı rol üstlenerek böyle bir adım attık bu süreçte. Çok güzel. Siz ne yaptınız Asuhan Hanım? Yani bizim de şöyle bir şeyi biz de başlattık. İki ayrı şey var. Birincisi bu bütünsel sağlık programı çerçevesinde İlke Hanım'ın bahsettiği fiziksel ve zihinsel sağlıkla ilgili çalışmalar vardı. Biz ona iki boyut daha ekledik bu COVID döneminde. Zaten olan iki boyutu aslında ön plana çıkartıp onlara yönelik de çalışma yapıyoruz. Fiziksel, zihinsel, sosyal ve finansal sağlık olarak. Yani sosyal sağlık dediğimiz şeyde de aslında biraz daha bu iletişimi güçlü tutabilmek için çalışmalar yapmak üzerine konumlanmış durumda. Bir diğeri de şu anda üzerinde çalıştığımız konu madem böyle bir değişim ve dönüşüm zamanındayız, yöneticilere yönelik kullanabilecekleri kitler hazırlıyoruz. Yani her konuda bazı şeyleri yüz yüze yapmayı biliyoruz ama online'da nasıl yapacağımızla ilgili işte performans, günlük iş yönetimi, kariyer yönetimi gibi konulara yönelik bir kit üzerinde çalışıyoruz. Bunu da yöneticilerimizle birlikte paylaşacağız. Yani birbirinden farklı iki çalışmayı entegre etmeye çalışacağız. Çok güzel. Evet, son olarak gözlemlerimizi alalım. Tamam. Ben de bu süreçte daha önceki konuşmalarda da geçti Pınar Hanım. Öncelikle adaptasyon yani işe uyumlandırma bu dönemde çok öne çıktı. Biz de bu aşamada yöneticilerimizi özellikle yeni başlayan çalışanları için hani normalde masasına gelip nasıl geçti bugünün demek varken ya da bir öğle yemeğini beraber yemek varken bunu yapamadı. Doğal olarak da yöneticilerimize belki işlerini kolaylaştıracak bir şey, checklist tarzında aslında ilk günü için, bir sonraki günü için, ilk haftası için böyle yönlendirici şeyler hazırladık. Çalışanı aslında bu aşamada uyumlandırmasına destek olması açısından. Bir de hani bu dönemde uzakta kaldığımız için geri bildirim her daim önemli. Yani onun hani bu dönem öne çıktı diyemeyeceğim. Bizim için hani olmazsa olmazdı. Bizim yine yaptığımız yazılımlardan biri bir check-in uygulamamız var. Check-in'de aslında hani tüm yıl boyunca birebir görüşmelerini sağlayan ve birbirlerine geri bildirim veren bir uygulama. Bunu arttırmayı hedefledik. Sadece performans dönemlerinde yapmayın. Yani normal dönemlerde de bu birebir görüşmelerinizi yapın. Tamamıyla hal hatır sormak için de olabilir. Yani satın almak için de olabilir. Bunlar konusunda yönlendirmeye çalıştık yöneticilerimizi. Ama hani yönetici çalışan arasındaki aslında bu bağı kuvvetlendirmek bu aşamada belki ilk ayda zorladı. Hani bir anlamda görmediğiniz bir ortamda yani her iki tarafı da yönlendirerek birbirine yakınlaştırmak. Ama hani bu tür uygulamalarla destek olmaya çalıştık biz de. Çok güzel, harika. Evet, geldik günün sonuna. Ben çok çok teşekkür ediyorum katılımınız için, değerli bilgi paylaşımlarınız için. İnşallah farklı platformlarda yine tekrardan beraber oluruz. New HR Sessions, New HR Summit'te belki. Evet. Çok sağ olun, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkür ederim Pınar Hanım. Çok sağ olun.